Sen gelecek, ona sahip çıkacak. Burada yaşanan kültüre sahip çıkacak. Büyük ve bizim öğrenci sayımızı derslik başına... 2012-2013 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir vilayette olmayan şey Şanlıurfa ilinde oldu. O dönem şimdiki reisi cumhurumuza Ankara'daki bürokratlar şikayette bulundu. Dediler ki valiler Milli Eğitim'in gönderdiği paraları banka hesabında tutuyor, okul ihalesi yapamıyor dediler. Şikayet ettiler. Reisi cumhurumuz da bir açıklamasında dedi ki valilerimiz bu ihaleleri yapmalı. Özel idarenin paraları bankalarda durmamalı. Çocuklarımız daha rahat güzel sınıflara taşınmalı. Eğitim seviyesi yükselmeli dedi. Bunun üzerine dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Çelik'le dedim ki siz ne kadar para verirseniz biz o kadar ihale yaparız. Yapabilir misiniz? Yaparız dedim. Yeter ki siz bize kaynak ayırın. Bu görüşme üzerine Sayın Ömer Çelik'i de buradan minnetle analım. Cumhuriyet tarihinde bir Milli Eğitim Bakanı'nın yapmadığı şeyi yaptı. Dedi ki sen ne kadar okul ihale edersen o kadar yap, tamamının parası bizden, parayı düşünme dedi. Ve Cumhuriyet tarihinde olmadık bir şey oldu. Biz ilçe kaymakamlarımızın bu ihaleleri yapabilmeleri için hizmet birliklerinden Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'yla defaatle görüştük. Hukuki görüşleri aldık ve dedik ki kaymakamlar nasıl köylere yol ihalesi yapabiliyorsa hizmet birliklerinden ihale mevzuatına çok takılmadan okul ihalesi yapabilir diye bir kanaat oluşturduk. Bu kanaati çıkarınca kaymakamlarımıza dedik ki bismillah deyin artık Urfa'nın eğitimdeki makus talihini yenelim dedik. Ne oldu biliyor musunuz sevgili gençler? Eğer işi bilirsen, samimi olursan, memleketin derdini dert edinirsen, gençliğin, öğretmenlerin derdini dert edinirsen, anne babaların derdini dert edinirsen ne oluyor biliyor musunuz? Bir yılda 300 tane okulun ihalesini yaptı Şanlıurfa'da ilçe kaymakamlarımız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı. 24 Kasım Öğretmenler Günü Hakçakale'de bir öğretmen evini açarken İl Milli Eğitim Müdürümüz yok mu burada? Göremiyorum şimdi. Dedi ki ne mutlu bize temelini attığımız 300 okulun tam 224 tanesini bu eğitim öğretim sezonu çocuklarımıza hediye ettik dedi. Olağanüstü bir şey. Hamdolsun. Bunun sonunda gençler ne oldu biliyor musunuz? Gene müdürünüzün ifadesi 10 ilçemizde %80 oranında eğitim öğretimi tekli öğretime çevirmeyi başardık. 40 kişilik sınıflara düşürmeyi başardık. Yeter mi? Yetmez. Daha çok çalışacağız. Sınıfları 20-25 kişilik hale getireceğiz. Laboratuvarlarımızı güçlendireceğiz. Kütüphanelerimizi güçlendireceğiz. Niçin? Sizlerin dünya gençleriyle rekabet edebilmelerini sağlamak için. Ben yürekten inanıyorum, sizin Amerikan gençlerinden, sizin Alman gençlerinden, sizin İngiliz gençlerinden eksiğiniz yok, fazlanız var Allah'ın izniyle. Edeceğiz. Sizin bir başka avantajınız daha var. O da ne biliyor musunuz? O Alman gençlerinin böyle gariban ama yüreğe evlat sevgisiyle dolu aileleri yok. Anne babaları yok. Yemeğin çocuğuna yediren anneleri yok biliyor musunuz? Keşke sizi götürsem de o çocuklara bunu sorsanız anne sevgisinin, baba sevgisinin eksikliği nedir? Sorsanız da öğrenseniz en büyük zenginliğimiz anne ve babalarımızdır hamdolsun. Bir başka zenginliğimiz de onların böyle yüreği öğrenci sevgisiyle dolu, fedakar, cefakar öğretmenleri yok. Ne mutlu o anlamda da size. Böyle kırık kırık tertemiz okul yine Siverekli gençlerin
anne babaların, velilerin hizmetine girecek. Her hafta aşağı yukarı ben takip ediyorum Siverek'te ya bir temel atma töreni var ya da bir açılış var. Bakın buraya gelmeden az önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve belediyemizin icraatı olarak 170 kilometrelik beton asfaltın temelini attı. Peki buradan ayrılıp nereye gideceğiz? Halı sahanın açılışına, sağlık merkezinin açılışına. Sizler bunları çok daha fazlasını hak ediyorsunuz. Belki uzun yıllar devletin bu tür hizmetlerini görememiştir. Ama gördüğünüz gibi son 3-5 sene içinde o uzun yılların mesafesi kapatılıyor. Ben bu güzel okulu faaliyete geçiren, emeği geçen başta hükümetimizin değerli başbakanı, değerli şu andaki cumhurbaşkanımız, başbakanımız, Milli Eğitim Bakanımız ve diğer bütün yetkililere hakikaten şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten Siverek'te şu güzel okulu görünce bir Siverekli olarak, sizin içinizden yetişmiş biri olarak, burada az da olsa bir okul okumuş bir öğrenci olarak gururlanmamak mümkün değil. Zaten derslerinize çok çalışıyorsunuzdur, ona şüphem yok. Ve derslerinizi bütün boyutuyla ele alıyorsunuz. Ama bakın bu dersler arasında bir ders çok önemli. Ders ne biliyor musunuz? Tarih arkadaşlar, tarih. Tarihi unutmayacağız. Tarihi iyi bileceğiz. Bu hem yakın tarihimizi bileceğiz, hem uzak tarihimizi bileceğiz. Hem dünya tarihini bileceğiz, hem Türkiye'nin tarihini bileceğiz. Bugünlerin kıymetini bilmeniz lazım. Bugün rahat bir şekilde eğer okulunuza gidip geliyorsanız, can endişesi yaşamadan, hayati tehlike yaşamadan, bir sıkıntı yaşamadan bu kadar güzel binalarda okuyup, bu kadar güzel pansiyonlarda kalıyorsanız, bunun öncelikle şükrünü yapmanız lazım, kıymetini bilmeniz lazım ve bu güzel ortamı da devam ettirmek için derslerinize daha çok çalışıp, kendinizi daha fazla yetiştirmeniz lazım. Kimseyi bu kadar bahtsız yapmasın. Şuraya bir ateş attığın zaman bu binanın yanması onu... ...ederiz. İnşallah bu bayrağı sizler taşırsınız. Ama bunun birinci şartı öncelikle dünyayı bileceksiniz. Biraz önce bahsettim. Tarihi... Bu okulun tapusu sizin üstünüze. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinizin gözlerinden öpüyor. Yolu da tamamlayalım. Top koysana daha çabuk alacağız ama görüyorsunuz bir sürü bizi sıkıştırıyor. Thank you.
Sana bir ya. Ama ben alıyorum ya. Senin yanına çıkıyorum. Hadi yakarız ya. Bekle.